sezon bir hayli geç kapandı ve kapanır kapanmaz da transfer faaliyetleri başladı. Önümüzde de kısa bir süre kaldı. Kısa bir süre derken tabii daha Ekim-Kasım aylarına kadar transfer yapılabiliyor. Ancak Süper Lig başlayacak. 15 gün sonra top santraya konacak ve 21 takım amansız bir mücadeleye girişecek. Herkes kadrosunu yenileme peşinde. En fazla oyuncu transfer eden en faal kulüp Fenerbahçe gibi duruyor. Gerçekten nokta atışlar yaptılar. Özellikle iki sağ bek Caner, Gökhan. Yine orta sahaya Sosa, Mert Hakan dokunuşları Sarı Lacivertli ekip için gerçekten önemli transferler. Hani direkt ilk 11'de oynayacak isimler. Zaten hazırlık maçlarında da teknik direktör Erol Bulut, yeni hoca, bu isimlere şans tanıyor. Ancak Fenerbahçe transfer yaptı dedik. Fakat çok kritik bir nokta. Santrfor mevkiinde önemli açığı var. Çünkü Vedat Muriç, Kosovalı golcü, İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmak üzere. Onun alternatifleri geçiyor. İşte Ekvatorlu golcü var, onun ismi geçiyor. Yine Kuzey Liglerinden bir golcünün ismi geçiyor. Bonserviste elinde olan bazı isimlerin adı geçiyor. Hatta 9 milyon avroluk bedel karşılığında Trabzonspor'dan ayrılması söz konusu olan Sörloth'un bile Fenerbahçe ile adı anılıyor. Fenerbahçe açıkçası lig başlayana kadar santrfor sorununu çözmek zorunda. Çünkü Vedat'ın olmadığı bir takımda santrfor mevkiine eğer yeni bir transfer, sağlam bir 9 numara koyamadıysanız bal yapmayan arı gibi olursunuz. Bunun örneklerini geçen sezon seri sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da gördük. Fenerbahçe'nin transferleri böyle. Nokta atışlar var ama eksik. Beşiktaş'a gelirsek, valla Beşiktaş'ın doğru bir transfer politikası uygulamadığını ne yazık ki PAOK deplasmanında, Selanik deplasmanında gördük. Yüreğimiz yandı 3-1'lik yenilgiyle ve Beşiktaş resmen transfer döneminde atamadığı adımların kurbanı oldu. Çünkü Beşiktaş'ın kalecisi yok. Hani Ersin kardeşimize, genç kardeşimize söz söylemek istemiyorum ama birinci kaleci değil. Beşiktaş'ın sağ beki yok. Douglas geçen sezon Sivas'tan gelen fakat hiç oynayamayan Douglas var. Douglas'ın yokluğunda kim oynayacak? Mesela Gençler Birliği'nden Ahmet Oğuz'un adı geçiyor. Hemen bir sağ bek transferi gerekiyor. Beşiktaş'ın ön liberoları fena değil. Fakat sağ açı, sol açı belli değil. Santrfor'u hiç belli değil. Şu an Beşiktaş'ın elindeki yegane santrfor Larin. Onun yedeği Umut. İşte zaten bu yüzden de Selanik deplasmanında ata toprağımızda atamadığı gollerin kurbanı oldu Beşiktaş ve elendi gitti. Acil bir golcüye ihtiyacı var tıpkı Fenerbahçe gibi. Galatasaray'a dönüyoruz. Galatasaray'da savunma hattı geçen seneki oyuncularla birlikte bir kurulmuş durumda. Bir de sağ bek aldılar ayrılan Mariano'nun yerine Omar isimli Fas asıllı Kuzeyli futbolcu. Hani savunma hattı tamam gibi duruyor. Santrfor bölgesi en verimli kulüp şu an Galatasaray. Çünkü ellerinde iyileşmiş bir Falcao var. Adem Büyük var, alternatif golcü. Çakne geri döndü ki bir sezon öncesinin gol kralıydı. Ve Rize Spor'dan da Oğulcan'ı aldılar. Hani şu anlamda şu transfer coğrafyasında santrfor golcü fazlalığı olan tek takım. Fakat Galatasaray'ın da ön liberoları yok. Çünkü ara transferde bazı isimlerin peşine düşmüşlerdi, alamadılar. Yine ara transferde bazı oyuncuları verdiler. Kiralık oyuncuların durumu belirsiz. Örneğin Seri ve Lemina. Alternatif isimler geçiyor. Menşah'ı Beşiktaş'a kaptırdılar. Çok ciddi bir ön libero sorunu var. Galatasaray'da durum böyle. Trabzonspor kapalı kutu. Novak gibi, Sosa gibi çok önemli isimleri kaptırdılar. Ekuban da İngiltere'ye gitmek üzere. O isimlerin yerine Latin Amerika kökenli 3-4 futbolcuyla sözleşme imzaladı Trabzonspor. Fakat kapalı kutu, tamamen scout transferi. İyi çıkarsa Trabzonspor iş yapar. Çünkü müthiş bir altyapı desteği var, kaynağı var. İşte iki Abdülkadir, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür. Savunmada Hüseyin, kalede eğer gitmezse Uğurcan ve 9 milyon avro sıkıntısı yaşanmazsa Sörloth'la Trabzonspor'un da iskeleti iyi gibi duruyor. Ama dediğimiz gibi yeni gelen 4 futbolcu kapalı kutu scout transferi iyi çıkmazsa Trabzon'da sorun yaşar. Anadolu takımlarına dönüyorum. Anadolu takımları sürpriz isimler getiriyorlar. Sanıyorum aralarından bir ikisi parlar. Keza Malatya Spor gitti, Arjantin milli takımının ikinci kalecisini getirdi. Önemli bir adım.
Yine Antalya Spor önemli transferlere imza attı. Alanya Spor'da belirsizlik devam ediyor. Gençler Birliği'nde belirsizlik devam ediyor. Geçen sezon kıl payı ligde kalan Kayseri Spor bazı oyuncuları gönderdi, bazı oyuncuları alıyor. Bir belirsizlik havası hakim. Denizli Spor eldeki oyuncuları tutma taraftarı. Örneğin golcüleri Rodega, Hugo Rodega'yı tuttular. Çok büyük bir avantaj. Çünkü Süper Ligimizin ilk 5 golcüsünden biridir. Böyle belirsizlikler soru işaretleriyle dolu bir transfer sezonunu geride bırakıyoruz. Tabii bir de işin para boyutu var. Biliyorsunuz pandemi dönemi nedeniyle henüz kombine satışları başlamadı. TFF Ekim ayından itibaren statların %30'u kapasite seyircisine izin verdi. Localara izin verdi. Locaları satacak büyük kulüpler fakat locası olmayan kulüpler var. Fakat işte 40 bin bilet satacağı, 45 bin bilet satacağı yerde 25 bin bilet satmak zorunda ya da kombine satmak zorunda kalacak kulüplerimiz. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için söylüyorum. Açıkçası gişe geliri yani kombine geliri olmayacak. Sponsorluk geliri var. Biraz nakliye yayınlardan para bekliyorlar ki yayıncı kuruluş Beyin Spor bu konuda çok böyle bir istekli, talepkar değil. Her an ödemeler sıkışabilir. Bu transferlere imzalar attırırsınız, ödemeleri yapamayabilirsiniz. Futbol Federasyonu'nun limit sıkıntısı var biliyorsunuz. Harcama limitleri konusunda bir karar almışlardı. Kulüpler mesela şu an Fenerbahçe yaptığı transferlere eğer limit arttırımı veya Bankalar Birliği ile sözleşme imzalanması durumu olmazsa şu anki transferlerin çok büyük bölümüne lisans çıkaramama durumu söz konusu ama ben buna inanmıyorum. Fenerbahçe imza attırdığı her oyuncuya bonservis çıkaracaktır, lisans çıkaracaktır. Ama bu limit konusu var. Yani Türk futbolu 2020-2021 sezonuna büyük sıkıntılarla giriyor.